Galaksinin Sesine yeni bir kostüm inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu çok sıklıkla yaptığımız bir şey değil ama bugün kısmet Niko'ya oldu. <laughs> çok uzun zamandır üzerinde çalıştığı e, Tie Fighter pilotu kostümünü nihayet tamamladı. Hatta e, siz bu videoyu izlerken 501. Lejyon üyeliğini de e, onaylattığını söyleyebiliriz. Evet yoğun baskı üzerine istiyorsan onun bir hikayesini anlatalım. Ee, pandemi esnasında böyle bir muhabbet ederken ne zaman sene 2019 muydu? 2020'nin sonbaharı. 2020'nin sonbaharı yoğun bir baskı oldu bana karşı. 501 üyeleri arkadaşlardan, sizden, senden, Oğuzhan'dan vesaire ve bir kostüm seçtim. Öncelikle niye bu kostümü seçtiğimden mi bahsedeyim? Hani şey düşündük böyle bir Buna bir Bu videonun introsuna da hani böyle bir ben pilotları severim falan gibi böyle bir şey yapmayı düşündük ama aslında çok pratik bir sebebi var bu kostümü seçmemizin. İstediğim şey şuydu. Zırh olsun ama bütün vücut zırhı olmasın. Rahat hareket edebileyim, oturabileyim. Ee, çok önemli bir faktör. Çok bu. önemli bir faktör. faktör. Bir de zırh olmadan ara bir seviyesi de olsun. Şu anda benim, benim yaptığım kostüm TIE Fighter pilotu ama Reserve pilotta da, Reserve Tay pilotta da zırhsız hali sadece şapkayla aynı kostüm sadece şapkayla da yapılabiliyor. Onun için ben öyle kademe kademe alayım dedim ama sonuçta öyle olmadı. Hepsi he. bir kere de onaylandı. Ee, Bu arada Resort Pilot'ı da şöyle bir parantez için açıklayalım. Yani Resort Pilot yedek pilot gibi düşünebilirsiniz he. Star Wars evreni içerisinde. Tek farkı zırh ve helmet yok. Şapkalı. Yani görev geldiği zaman uçmaya hazır biçimde kenarda bekleyen pilot pilotlardan olduğunu söyleyeyim. Evet. İstiyorsa yavaş yavaş parçalarla başlayalım. Başlayalım. Şimdi bu kostüm aslında e, kısmen yumuşak parçaları, kısmen sert zırh parçaları olan bir kostüm. <laughs> e, hani senin zaten oturabilir e, olmanı sağlayan, senin e, daha rahat gezinmeni sağlayan parçalarda aslında yumuşak parçalar. E, İlki de zaten masamızın üzerinde. İlki tulum aslında siyah bir tulum ama tabii 501 onayına gelmesi, onayın onay verebilmesi için işte doğru yerlerde doğru şekilde ceplerin dikişlerin olması gerekiyor. Ee, ben bunu aslında nereden aldım? Bu soru gelecek diye söylüyorum. Amazon'dan linkini koyarım. Fakat aldığım linkte şu amblem kok yanlıştı. Daha büyüktü. Doğru boyutta değildi ve daha doğru yere dikilmiş değildi. Onun için ben bu kokları da Etsy'den yanlış hatırlamıyorsam aldım ve diktirdim. Fakat ben bu tulum, tulumu alırken e, biraz kilolu olduğumu düşünerek x aldım. Bir giydim çuval gibiydi. <laughs> Sonra sağ olsun terzimi Zahmet abi de bir, bir buçuk ay kadar <laughs> aldı. <laughs> Sıra ancak geldi ve bunu uygun hale getirdi. Tulum böyle. Şimdi Niko bu videoyu izleyenlerin aklına hatta birçoğunun aklına şu gelecek ve hatta belki de yorumlarda da sorulacak. Bu iş kaça mal oldu? Şimdi bu işin kaça mal olduğunu her bir parça dediğim gibi 2020'de başladım. 23'te bitti. O kadar parça parça bunları aldım. Şimdi doğru fiyat vermek parça başına fiyat vermek çok doğru değil ama ben linkleri koyacağım. Sonunda videonun sonunda toplam maliyetini aşağı yukarı söyleyeceğim. Ama dediğim gibi aşağı yukarı çünkü hem fiyat değişiyor hem dolar kuru değişiyor. Hem bazılarının işte yurt dışından geliş maliyetleri değişiyor. O regülasyonlar değişiyor. Onun için çok böyle tam hedefe atılmış bir fiyat veremem ama aşağı yukarı bir fiyat videonun sonunda vereceğim. Tamam. Tulum böyle. Yani en e, büyük parça bu olduğu için bunu kenara ayıralım. Ondan sonra eldivenler var. Bu eldivenlerin de özelliği şu aslında. Bu da e, Amazon'dan alınmış eldivenler. E, şurası böyle ne diyorlar bunlara ya? Gauntlet. Gantett, evet böyle burası uzun olan eldivenler. Fena değil. Bunlar da Amazon'dan alınmış eldivenler. Gerçekleri olduğunu san... Ay gerçekleri pardon. Bunlar gerçekleriydi. Eee ya bulması nispeten kolay şeyler. Hmm. Sadece şey önemli yani burada ya dikiş olmamalı ya da üç dikiş olmalı. Bu tip şeylere de takılıyor bu arada. 501 üyesi olmak arkadaşlar o kadar basit değil. Ben bunu bayağı bir fark ettim. Yani bizi izleyenler sakın şey yapmasın. O videoda işte böyle bir eldiven gördüm. Hemen girdim internete işte bir sanal e, şeye ne bileyim Amazon'a AliExpress'e falan girdim. En benzeyenini aldım gibi bir hataya düşmeyin. E, kostümlerin standartları var. Bu standartlara uymak gerekiyor, aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyebiliyor. Ee, o yüzden hani bu yola girecekseniz eğer e, parça bazında o standartlara uygun parçaları bulmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bir diğer zorlandığım parça kemer. Bu aslında imperial Officer'larında kullandığı kemer. E, ben bunu burada yaparım diye düşündüm. Düşündüğümüz kadar kolay olmadı. Çünkü şu kalınlıkta bir kemer yanlış hatırlamıyorsam 5 santim olması gerekiyor. 5 santim kalınlığında bir kemer şu tokayla yoktu. Ve aynı zamanda e, şimdi içerisi niye böyle boyasız diyeceksiniz? Niye böyle kötü görünüyor diyeceksiniz? Arkadaşlar bazı detaylar filmde böyle. Ve böyle olması <laughs> gerekiyor. Yani ben bunun daha güzelini kenarında dikişli olanını kenarı güzel yumuşatılmış olanını alabilirim diyebilirsiniz. Ama e, sette neyse o. Bir de işin kötüsü ne biliyor musun sette bazı detaylar oradaki set işte prop uzmanları özellikle orijinal filmde dikkat etmemişler tamam mı? Mesela var ileride göreceğiz e, kompeti böyle takmışlar böyle takmışlar yani referans fotoğraflara bakıyorsun böyle mi takayım şöyle mi takayım böyle mi biraz büyük mü olsun biraz küçük mü olsun zorlanıyorsun. Onun için dikkat etmek gerek. Yani bu kemerde de aslında senin söylediğin işte 5 santim kalınlığın dışında kemerin tokasına tokasının detayına dikkat etmek gerekiyor. Üzerinde Üst, bir e, silindir var. Hı hı. E, ona dikkat etmek gerek. Şöyle bir e, ne deniyordu buna ya? Pin, birer bir çivi aslında. Um, perçin. Perçin ha. Perçin, perçin. Per, o kelimeye yani. Perçin olması gerekiyor. Eee bu aslında bir şey standart e, imparatorluk subayı kemeri. Kemeri. Evet. Hani aynı kostüm o şey aynı aksesuar o kostümde de kullanılıyor diyebiliriz. Şimdi bir diğer parça da şapka. Dediğim gibi eğer river pilot yedek pilot olacaksanız zırhsız sadece şapkayı takarak bu kostümü onaylatma şansınız var. Bu da yine Terzi'nin elinden geçti. Ahmet abi bayağı zorlandı. Çünkü ben bunu da büyük almışım. Ee, yani şey dikiş yapısını dikiş şeklini bozmadan böyle şeyleri küçültmek gerçekten kolay değil ee, Bunun da linkini bırakırım Tamam bir de e, şimdi R pay tamamlamak için bir parça daha lazım ne çizmeler çizmeler Evet çizmelerde onlarda şurada Aslında burada biraz e, bir trik var <gülüyor> <gülüyor> bu çizmeler deri değil Almanız gereken orijinal çizmeler aslında e, Alman subaylarının 2. Dünya Savaşı'nda girdikleri subayların botları, mitkaf diyorlar. Bu baldır'a kadar gelen, işte dize kadar gelen değil. O botlar, bunlar deri değil, bunlar aslında kavuçuk ve bunlar evet. nereden? Bunlar da katlondan. Binici botları ve ben bunları doğru bir yerden kestirip şuraya bir fitil yaptırdım. Ve kabul edildi. Çoğu yerde böyle kabul ediliyor. O da bir işin triki. Ee, önemli olan görüntünün doğru olması ama e, upgrade listemde deri hatta e, direkt e, Alman subayı botu var. O upgrade listemin içinde olacak. Ee, şaşırtıcı bir biçimde Niko e, beni böyle e, afallattı diyebilirim detaylara takılması konusunda. Hani Çok büyük bir hassasiyet gösteriyor. Şimdi şunu da mesela ilk defa duydum. <laughs> birebir Alman e, binici çizmesi bulacağım demesi. Alman şey subay botu. Yani subay botu. Var çünkü birkaç yerde var. <laughs> Kullanılmamış ama bakacağım ona. Yani şuraya kadar saydığımız parçalarda bir Reserve Pilot kostümünü tamamlayabiliyorsunuz. Evet. Ee, bir diğer nokta yumuşak parçalardan biri balaklava. Bu sende de vardı. Hatta bu ateşin hediyesi balaklava. Çok da güzel bir balaklava. Çünkü çok telletmiyor. Ee, bunun aslında kostümde yeri çok fazla olmamakla beraber hani ensenizin görünmemesi çünkü helmeta bakacaksınız arkası bayağı açık görünmemesi veya alttan yüzünüzün ve derinizin görünmemesi için hani sihri korumak için önemli. Bunu taktığınızda içerisi tamamen siyah görünüyor ve insan derisi gözükmemesi önemli öyle bir detay. Şimdi istiyorsanız sert parçalara, zırhlara geçelim bir sonraki parça aslında belki de Type Pilot'ın en önemli parçası Helmet. Yani ikonik parçası en diye. Ikonik parçası. Ateş bu Helmet hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> büyük. Çok büyük. İnanılmaz büyük. Yani bu kutudan çıktığı zaman, sipariş bana ulaştığı zaman, kutudan çıktığı zaman hatta üreticiye bir mesaj attım. Ne yaptın? <laughs> Kalıpmış kaydı. Bir şey mi oldu? Arkadaşlar bu helmet inanılmaz büyük. Ee, şimdi bunun in e universe açıklaması var, universe dışı açıklaması var. Bir kere gerçekten helmet çok büyük. Daha sonra e, benim Judge da Emre de bunu söyledi. Mümkünse bunun biraz daha ufağını da alabilirsin. Orijinal helmet gerçekten çok büyük. Ee, ben hatta screen use birkaç helmetin de videosuna baktım. Gerçekten böyle bubble head gibi görünüyorsunuz uzaktan. Bunun in e universe olmayan açıklaması şu. Aslında şurası helmetin ön tarafı Son tıpır. Son tıpır helmet'in da da evet, arkada Evet şurada bir tane görünen son gibi. Tamamen son tıpırın siyahı. Üzerine de iki tane yarım küre koymuşlar. Şuraya da bir muhak koymuşlar. Ee, bu in universe olmayan açıklaması. In universe açıklamasına bakacak olursak hani burada borular da var sonra geleceğiz. Tie fighter'larda e, yaşam destek sistemleri yok. Onun için bu helmetin ve göğsündeki o boxın tamamen yaşam destek hizmeti veriyor olması gerekiyor. Onun için astronot helmetleri gibi düşünün. Öyle bir kılıf uydurmuşlar büyük olmasına diyeyim. Ee, bu helmet bana geldiğinde tamamen içi boş olarak geldi. Ondan sonra senle beraber bir parti yaparak. Yani Niko bu geldiğinde bir kafasına taktı ve omuza, böyle. Omuza oturdu. Şey gibi Funko Poplar gibi kafasında oynuyordu. Sonra bunun yakın plan çekimleri de koyarız. İçine böyle EVA'dan Hatta şöyle yaptım Decathlon'dan ben yoga matları aldık beraber. Onları doğru şekilde kestik, şekillendirdik ve içini doldurup oturduğu zaman tam kafaya girmesi için. Ve aynı zamanda da iki tane fan taktım. Ve fanları da kontrol eden bir tane USB batarya arkaya yapıştırılıyor cırt cırtla. Bu tip şeylerde e, bu tip e, cosplay işlerinde bence en önemli yardımcı velcro. Evet. Velcro harika bir şey. Türkiye'de yok ama. Türkiye'de yok, orijinal velcro yok yani cırt cırt dediğimiz şey aslında orijinal yok. Ben siyah velcrolar aldım. Hem bunun içindeki şu parçaları yapıştırmak için, hem de kostümün diğer taraflarından diğer taraflarıyla ilgili destek almak için onu kullandım. Gerçekten yapıştı mı çıkmıyor? Cırt da çok sağlam, kolay kolay da kopmuyor. Bu helmet böyle. Bilmiyorum, bunda bir şey eklemek ister misin? Ee, i̇çerisine yaptın. Modifikasyonlar aslında opsiyonel hani e, üyelik için bir e, standardı yok bunların bu modifikasyonların tamamen kullanıcının rahatını sağlayacak modifikasyonlar aslında e, hani bu yola girerseniz bunları yapmanızda bir şey yok. Engel yani, yok, sınır da yok. Sınır da yok, engel de yok. Hatta ben başkaları şeyi de gördüm. Ee, normal baretler var ya, baretlerin içindeki böyle kafanın oturmasını hmm. gereken kısım. Bareti barret, kesmişler, içine bareti koymuşlar, öyle geçirmişler. Yani burada tamamen rahatlamanız için 3 fan, 4 fan, işte blower fan, istediğiniz gibi takabilirsiniz. Şimdi bunu çekiyoruz. Hatta ve... belki, ne bileyim, şey, mesela sen söyledin, bunun lenslerini ha, evet. ilerleyen zamanlarda daha... Böyle patlak bir hale getirebilir. Şimdi bu lensler şu anda yeşil. Hani biz bunu şey videosunda, orijinal Stormtrooper videosunda da bahsetmiştik. Bunlardaki lensler yeşil film. Evet. Yani tık tık tık, o kadar hassas ki dokunmaya korkuyorum. Bunun biraz daha patlak, daha koyu renkli olanlarını alıp takabiliyorsunuz. O da upgradelerden biri. Devam ediyoruz. Evet. Bir sonraki parça göğüs zırhı. Bu Stormtrooper zırhına çok benziyor. Siyahı. Velcro yine yardımcı oldu şuraya. Şuraya velcro yapıştırarak şunu göğsüme sabitliyorum. Ve önemli parçalardan biri bahsettiğin yaşam destek ünitesi. Evet yaşam destek ünitesi. Onu da velcro ile şuraya yapıştırıyorum. ve şimdi bu e, bazı e, onaylı e, Type Pilot'lar buraya LED koymuşlar ama orijinalde LED yok. Yanıp sönen LED yok. Ben LED aldım onun bir modifikasyonu yapmayı düşünüyorum ama e, onay alırken o LED'lerin sönük olması gerekiyor. Çünkü orijinal Type Pilot'ta yanım sönen bir LED hmm. yok. Şimdi yaşam ve destek ünitesi bu. Ve yaşam destek ünitesinin bir şekilde şu hortumlarla helmet'a bağlanması gerekiyor. Önce şunu şuraya takıp çeviriyoruz. Bu bu arada bu helmet bu zırhı aldım. E, üretici DA Props, Da Props diye geçiyor Etsy'de. O böyle bir yöntem bulmuş. Bazıları sadece delik açıp içine sokuyor hortumları. Bazıları mıknatısla bu işi hallediyor. E, bir upgrade seansında sırasında bunu değiştirmeyi düşünüyorum çünkü çok sağlam değiller. Yani yerinden bazen çıkıyor. Ya buna e, mıknatıs ekleyeceğim. her ikisi beraber olsun. Ya da sadece mıknatıslı hale getireceğim. Bu biraz sıkıntılı. Evet. Mıknatıs iyi bir çözüm gibi duruyor bence. Mıknatıs iyi bir çözüm evet. Şunu istiyorsan şöyle vereyim. Ve bu boruların nasıl takıldığını göstereyim. Aynı yöntem Helmut'ta da var. Şöyle takıp çeviriyorsunuz ve Helmut'ta borular takılıyor. Şimdi bu zırh parçaları dışında bir takım ufak tefek aksesuarlar da var. Bunlardan bazıları kod silindirler. Bunlar nedir ya? Bunlar şey, E, e universe olarak. İyi yani, universe evet. E universe diyorum evet. Kapı açmaya e, geliyor. Ekibit aslında anahtar gibi Anahtar diye. gibi yani, yani veya data şeyleri açmak gibi bir Şeyde gözlük hatta yanlış hatırlamıyorsam Jarvis ha. animasyonunda. Evet. Bu şurada duruyor. Hı -hı. Kostümün şurasında böyle cepleri var. Orada duruyor. E, şunlarda böyle delikler de var üzerinde. Orijinalinde delik var mı yok mu bilmiyorum. Asıl sebebi bunun oraya takıldığında bir şekilde dikip düşmelerini engellemek. Çünkü e, trooping esnasında bunlar güzel bir hatıra olarak alınabiliyor <laughs> bazı tarafından. Bulması da kolay değil. Bunları Türkiye'de ürettirdik ama açıkçası fiyatını hatırlamıyorum. Toplu bir şekilde ürettirmiştim. Pahalı. Pahalı. Bence pahalı. Orijinal alüminyum ya gerçek alüminyum ama e, Etsy'de de silindir diye yaratırsanız bulmanız mümkün. Dediğim gibi burada verebildiğim hepsinin linkini vereceğim. Ee, toplamına bakarız sonrasında. Bir diğeri kompet. Bu sol e, kolumda şurada bir cepte konulan bir açık bir pencere var. Bu galiba e, telsiz gibi, komunikasyon gibi yani herhalde konuşuyor evet, pilotun evet. Universe haliyle. E, elimde birkaç tane kompet var. <laughs> Çünkü neden? Çünkü neden? Neden? Niko kostümü yapmaya başladığında e, talep edilen kompet başkaydı. Niko kostümü yapmaya başladı ve henüz kostümünü onaylatamadan o kompetin standardı değişti. Ee, onunla da kalmadı. Değiştikten sonra carcım yani şey carcı dediğim kişi aslında benim onayımı veren kişi dedi ki bu kompetin çok temiz görselleri onu da koyarım. Ee, bu kompetin çok temiz bunun biraz eskitilmesi gerek. Ben de eskitilmiş bir kompetle güncelledim. Eskitmeyi sen yapmadın. Ben yapmadım hayır. Ben yapmadım. Orada kendime güvenemedim. Biraz da o kompet biraz sanki ufak kalıyordu açıkçası. Bu hem daha esnek hem arkaya velcro yapıştırıp düşmesini engelleyebileceğim için bu güzel bir kompet. Bunun da linkini şeye bırakıyorum. Açıklamalara bakıyorum. Bütün bunlar Type Pilot'ın onaylanması için zorunlu gerekli aksesuarlar ve parçalardı. Bunun dışında zorunlu olmayan bazı şeyler var. Ee, en önemlisi de blaster, E11 blaster, bu 3D print Me blaster. Takipçilerimizden e, Oğuz Özgür, Duma, Duman. Özgür Duman, pardon Özgür Duman e, bana bu konuda destek oldu. Hani bunun maliyetinden bahsetmem çok doğru olmaz çünkü neredeyse mu, yani maliyetine bana destek oldu kendisi. Teşekkür ediyorum. E, yani. Sonuçta poz vermek için gayet hoş olmuş. Bazı detaylar içinde uğraşmış. Kendisinin eline sağlık. Dediğim gibi bu zorunlu olmayan bir aksesuar. Eğer blasterınız varsa kemere bunu takmanız için bir holster ihtiyacınız var. Bu da zorunlu değil ama blaster varsa bunu almanızda fayda var. Çünkü sürekli elinizle gezdirmek istemezsiniz. Bu da blasterın holsterı sağa değil sola takıyorsunuz. Dikkat edin. Çünkü bu blaster bu sterling Amerikan yapımı sterling, pardon İngiliz yapımı sterling yapılmış ve bunun şarjörü solda olduğu için sağa takmanız mümkün değil. Sola takmanız gerekiyor holster'ı. Orada bir detay. E, ee, Blaster ile ilgili şunu söyleyeyim. Blaster olması şu açıdan iyi olabiliyor. Çünkü eğer blaster yoksa bazen insan <laughs> elini kolunu nereye koyacağını şaşırabiliyor etkinlik sırasında. Yani işte böyle mi durayım, böyle mi durayım, arkada mı birleştireyim, kemerimi tutayım falan <laughs> kafası karışabiliyor. O açıdan iyi. Hani blaster'la beraber poz vermek iyi. Yeter ki beraber fotoğraf çekilmek isteyen kişi bir kere de ben tutayım şeklinde ısrar etmesin. Ya bu <laughs> şimdi çok şeyi anlıyorum. Bunlar elime geçtiğinde detayları anlıyorum. Kostümler arkadaşlar o film sahnesinde 30 saniye, 45 saniye, 2 dakika, 3 dakika görülsün diye yapılmış. Bunların da çoğu da öyle. Yani çok sağlam değiller. Yani üzerine çıkayım, tepineyim, bu helmet'e vurayım, bu ne kadar sağlam bir şey yok. Yani onun için bunlar biraz hassas, biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Bu, bu tip şeylere. Ha bir de şey var. Ee, özellikle Amerika'daki etkinliklerde blaster istenmiyor. İstenmiyor yani güvenlikten dolayı. Hı -hı. Ha, i̇şte olacaksa ucu böyle oyuncak olduğunu, hani gerçek olmadığını gösterir biçimde turuncu renkte olsun falan gibi talepler olabiliyor. Hayranlar da bunu işte ucunu turuncu yapmak istemediği için blaster'ı yanımda götürmeyeyim diyebiliyor. O zaman tabii eller yine boş kalıyor. Evet. Şimdi bir diğer opsiyonel aksesuar da bir kişisel amfi, bir hoparlör şöyle bu e, Trooping esnasında helmet'ı taktığınızda sesinizin duyulması neredeyse imkansız. Onun için şöyle bir opsiyon var. Şunu alıp takıyorsunuz. Bu mikrofon sürekli ağzınıza yakın. Şu mikrofonu da şuna takıp bunu da belinize taktığınızda bu siyah olduğu için çok böyle e, sihri de bozmuyor. E, aynı zamanda bunun şöyle bir özelliği de var. SD kartı var. <laughs> İçindeki SD karttan da tay sesleri falan da böyle ambiyans sağlamak için kullanabilirsiniz. Önemli bir diğer aksesuar da zırhı taşımak için gerekli kutu. Zırh bu kadar büyük olunca tabi büyük bir kutuya ihtiyacın oluyor. Ee, ben bu kutuyu Koçtaş'tan buldum. Kodun şey linkini de açıklamalara bırakırım. Üzerine de bir stickerla TK kodumu yani 501'e kabul edilirken kullandığım kodu koydum. Bu kodun ne olduğunu Hadi siz yorumlara tahminde bulunun. Bir ara açıklarım. Kutu bu şekilde açılıyor. Ve içinde her şeyi bir şekilde yerleştirmiş durumdayım. Ee, blaster maalesef sığmıyor. Botlar vesaire sığıyor. Ve dediğim gibi troopinglerde giderken kullanılacağım bir formatta her şey bu kutunun içinde. Evet, bütün parçalar böyle. Ben kapatırken böyle birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bir tanesi yani ilki beni Gaza getiren siz, Oğuzhan ve Ateş. Güzel bir e, seyahat oldu diyeyim, güzel bir macera oldu bu bu şeyi toplamak, e, bu kostümü toplamak. E, sevkiyat konusunda bana yardımcı olan Dino. Bu blaster konusunda bana yardımcı olan Özgür. Ee, bütün Türkiye'deki 501 üyeleri yine gaz verme konusunda arada sırada destek verme konusunda bilgi verme konusunda bana bayağı şey yaptılar, destek oldular. Yargıcım, carcım Emre <laughs> çok az terlettin sağ ol Emre ee, ve e, geri bildirimlerini dikkate alıyorum, yavaş yavaş da yapıyorum görüyorsun. Aman gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, son olarak şunu söyleyeyim yani toplam bu fiyatları, bu linklerdeki fiyatları toplayacak olursanız. Benim aşağı yukarı 2-3 sene içerisinde baktığım harcamalar toplamda neredeyse 1000 dolar civarına geliyor. E, bu galiba kostüm dünyasında çok pahalı olmayan bir kostüme mi denk geliyor? Öyle diyebiliriz. Genelde zırhlar zırhlı kostümler yani pahalı kostümler gibi algılanır. E, çoğu zaman da öyledir aslında. E, ama bunu hani böyle ortalama maliyetli fakat zırhlı bir kostüm olarak adlandırabiliriz. Diğer bir ilginç nokta da aslında 501. Lejyon bünyesinde en çok e, bulunan kostüm Stormtrooper'lar olarak algılanırken aslında işte pek öyle değilmiş. Ben şok oldum. O datayı görünce ee, şok yani oldum. Evet. Niko'nun üyelik sürecinde buna dikkat ettik. 501. Lejyon içerisinde en çok bulunan kostüm TIE Fighter pilotlarıymış. Evet. Sebebi belli. Arada geçiş yapabiliyorsun. Hırsız ve rahat oturabiliyorsun çok önemli. Evet yani e, oturmak, merdiven inmek çıkmak e, bunlar çok önemli <laughs> detaylar aslında. Evet. Kapatmadan önce nerede Nikon'un? Parti rozeti. <gülüyor> <gülüyor> 501. Lejyon. Rozet. Rozetini. Şöyle. Aman. Aman delmeden. Beni delmeden. Evet. Evet. Gururla artık bir 501 üyesi olduğum için bunu taşıyacağım. Sizi de bekliyoruz. Bir sonraki yayına kadar kudret sizin olsun. Kudret sizin olsun.